Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellimen teslimen kethira. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhamna bis salihine ya mu'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Sadakallahu l'azim. Bismillahi ya selam, destur ya sahibel meydan ve himmeti ya hazaratı hanedan diyelim. Rabbimize hamd ile, hamdele, salvele, besmele, hamdele ve salvele ile başlayalım. Rabbimize hamdolsun. Ramazan-ı Şerifi hastalıkların kaydından, zaman kısıtlamalarından, cemaat-i cemiyet kısıtlamalarından azade geçirdik. İnşallah bizden hoşnudur, razı olmuştur. Hüsnü şehadetçi ve cümlemize şefi olmuştur. Ramazan-ı mağfiret nişanda, Kur'an-ı Azimüşşan'da, evvel ayin Muhammed Mustafa'yı Ali şanda ve Cebrail-i Zişan'da inşallah bizlerden hoşnudur, razı olmuşlardır. Tekrarıyla inşallah serfiraz oluruz. Güveririz, pişeriz. Tekrarıyla ademlik yolunda daha kavi yürürüz inşallah. Efendim, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah beyanındaki gibi. Buna ne deniyor? Kelime-i Tevhid deniyor. Eşhedü derse kelime-i şehadet deniyor. Kelime-i Tevhid'i yalnızca La ilahe illallah diye anlamak da asgari nispette mümkündür. Fakat burada bir sır var. İlkin La ile başlıyor. Bazı filozofların dediği gibi La demekten, yani insanların imansızlığından çok korkmayın. La ilahe illallah da La ile başlıyor gibi edebi bir şeyler söylemeye çalışıyorlar ama La ilahe illallah'taki La, Allah'tan gayrıyı terk ettiğini ve Allah'tan gayrıyı tanımadığını ispat ile başlıyor. Bu La, inanmamanın tam tersi olan bir La'dır. O sebepten tamamen minareyi kuyu yerine koyuyorlar söyledikleri kelamla, farkında değiller. Çünkü onlar için pek hafif bir şeydir. Halbuki Rabbi Sübhani buyurdu ki, mahlukun hepsi bir kefeye kondu, La ilahe illallah bir kefeye kondu ve o ağır geldi. Bizim esas meselemiz evvel ahir hep tevhid olmakla beraber bugünkü konumuz La ilahe illallah mevzu değil. Fakat La ilahe illallah da ilkin terk etmek, sonra kabul etmek. İlkin nefi, yani reddetmek, sonra ispat, kabul etmek var. Bir şeye Kur'an okumaya başlamadan evvel de Euzu billah ile başlayın diyor Kur'an. Ne demek? İlkin sığının, sonra başlayın. Yani ilkin zahiren sevimsiz ya da olumsuz gözükenin arz edilmesi, sonra olumlunun arz edilmesi, Allah'ın takdir buyurduğu, Resulullah'ın takip buyurduğu, büyüklerin takip buyurduğu bir usul olmuş. O yüzden bizim bugünkü dersimiz hüsnü tevil, daha doğrusu tevil ilmi. Ama tevil, min tevil el ehadis, yani gaybın tevili değil. Hikmet usulünün tevili. Bir eşyayı, bir hadiseyi nasıl anlamamız lazım? Nasıl açıklamamız lazım? Bunun içinden güzellikle nasıl çıkmamız lazım? Buna tevil denir. Bunu zikredeceğiz. Ve bugünkü sohbetimizin yahut dersimizin ilk kelamları bir şeyleri reddetmek ve ispat etmek, sonrası daha keyifli, şenlikli geçecektir. O da bize hüsnü tevil dersini veren Sultan Veled Hazretlerinin, Hoca Nasreddin Veli Sultanım Hazretlerinin bazı fıkralarının hüsnü tevilini arz ettiği bir eser. Bazıları o eser o zata ait değil, Sultan Veled Sultan'a ait değil diyorlar. Olsun. Böyle bir eser var ve çok faydalı, çok muazzam, çok nükteli, çok hikmetli
ve bize bir usul öğretiyor. Hüsnü tevil usulü ki günümüzde en büyük meseledir. Günümüzün en büyük meselesi. Ve 800 yıl evvel hüsnü tevilimize ihtar ediliyorken hüsnü tevil. Asrımızda da Bediüzzaman tevil sahası geniştir. Hemen reddetmeyeyim diye ihtar buyururken başı sona bağlamak gibi bir nükteyi de işaret etmiş olacağız. Demek ki erenlerin yolu, büyüklerin yolu aynı. Fakat biz neyi eksilttik ki kendimizde? Bu kadar bağnaz olduk. Tevhili niçin beceremiyoruz? Bu suali de kendimize soracağız inşallah. Şimdi efendim, Ramazan-ı Şerif geçti. Malum, Ramazan-ı Şerif'in en önemli iki ibadeti var. Birisi farz olan oruç, ikincisi çok kavi, çok bereketli, muazzam olan bir sünnet. Teravih sünneti. Teravih. Tervihe, rahatlamak namazı. Burada daha evvel zikrettiğimiz üzere iki ayrı görüş var. Birisi 8 rekat alemler bahası kıldılar. 3 rekatta vitir namazı kıldılar. Üzere bir rivayet. Ki bu rivayetin esas rivayet ve Ayşe Valide'den gelen bir rivayet olduğu söylenmişti. Onun ayrıca şunu da ziyadeten belirttiği, zikrettiği de söylenmişti ki bunu bizzat şimdi Hazreti Buhari'nin ve Müslim'in rivayetinden Arapçasıyla da okuyacağız ki anlaşılsın bu. Ayşe Valide şunu ziyadeten zikretmiş. Ne Ramazan-ı Şerif'te ne başka zamanın gecesinde 11 rekattan fazla nafile Resulullah kılmadı. Bu Ayşe Valide'den gelen rivayet. Bir de bir vakıa var. Hazreti Ömer Efendimiz zamanından kalma. Orada Hazreti Ömer Efendimiz iki rivayet var. Birisinde böyle kılındığına rast geldi. Ne güzel bid'attir. Bid'at-ı hasenedir diye zikretti. Onu tevil buyurdu. Bir başka rivayet. Hazreti Ömer Efendimiz bizzat bu namazı iki ayrı imama 20 rekat artı 3 rekat olarak kıldırdı. Bir rivayet. Yine Hazreti Ömer Efendimiz aynı Hazreti Malik, İmam Malik rivayetlerinden ikincisi. Aynı zat, iki ayrı rivayet. 11 rekat kıldırdı Hazreti Ömer ama çok uzun kılındı. Hatta imsak lokmasına, sahur lokmasına vakit kalmadı diye. Şimdi bunları arz edeceğiz. Sonra bunu hüsnü teville bağdaştırıp güzellikle o meseleden ayrılacağız ve inşallah Nasreddin Hacı-i Kübrevi Sultanım Hazretlerinin hikmetli, nükteli fıkraları ve onların güzel şerhi, hüsnü teville şerhinden inşallah okuyacağız. Şimdi büyüklerimizden Allah razı olsun, üzerimizde himmeti, keremi, iltifatı, mesaisi olan zevatın cümlesine de aşkın yazarlı tazimlerimiz olsun. Onlara bir reddiye olarak değil, bir hakikatin ispatı, tespiti olarak biz bu meseleyi zikredeceğiz. Şimdi elimde iki eser var. Birisi Riyazu Salihin eseri. Bütün ümmetin kabulüne şayan olmuş ve sanki İslam aleminin hadisi şerif kitabı dendiğinde hatırına gelen ilk beş eserinden biridir. Bir tanesi de Cem'ul Fevait denilen faydaların toplanmış hali, cem edilmiş hali olarak 10 ciltlik ve 14 ayrı hadis imamının müşterek hadislerini, ortak kabullendikleri hadis-i şerifleri cem etmiş, 11 bin küsur hadis-i şerifi cem etmiş bir eser. İkisinden de Buhari ve Müslim sultanların rivayetlerini okuyacağım ki bizim için bu zevata imameyn denir. İki hadis imamı. Yani bir şeyde ihtilaf varsa bu ikisine müracaat edilir. İkisi içinde ihtilaf varsa Hazreti Buhari'ye müracaat edilir. Bu İslam tarihinde ya da İslam geleneğinin düsturlarından, prensiplerinden olmuş. Şimdi bizzat 8 rekat olmaz
onunla ilgili bir ayetten, hadisten ya da icmadan bir misal ya da bir ispat getirebilir misiniz diye sual etmiş bazılarına. Getiremediklerini söylemişler. Halbuki bunlar barizdir. Biz gibi acizin bulduğu bir şeyi alimler pek tabii iyi biliyorlar. Esas mesele herhalde tevil hikmetinde, hüsnü tevil hikmetinde. Ben fakir bunu niye söylüyorum? Niye bu işin üzerine düşüyorum? İki rivayetin de mümkün olduğunu söyleyerek ama. Birini reddederek değil. Bir de kış Ramazanı, yaz Ramazanı, vakit, mukabele denilen aziz sünnetin sabahta mı yoksa ihvan toplandıktan sonra akşamda mı arz edileceği, buradan eksilen zamanın ne şekilde telafi edileceği, bunların hepsini nazarlara arz ederek, irfanlara takdim ederek inşallah bundan başlayacağım şimdi. Burada bir rivayet. Ayşe Valide'den Cemil Fevaid'de 2277 numaralı hadis-i şerifmiş bu. Buhari ve Müslim Sultan'dan geliyor. Ayrıca başka imamlardan gelen rivayetleri de alta zikretmiş ama bu ikisini zikretmek sünni gelenekte kafidir. Buyuruyor ki o, Resul-i Zişan için söylüyor Ayşe Valide, o ne Ramazan'da ne diğer aylarda geceleri 11 rekattan fazla namaz kılmazdı. Ramazan'da bir hususen belirtmiş. Tabii şimdi Arapçasını zikredeceğim burada. Bak şimdi. Makane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makane yapmazdı diyor. Yezidu fi Ramazane ve la fi gayri. Ne Ramazan'da yapardı ne gayrı zamanda yapardı. Neyi? 11 rekattan fazla gece namazı kılmayın. Ama onun namazını ne siz sorun ne ben söyleyeyim diyor. O kadar güzel, uzun, ahenkli. Alemler bahasının Allah'a olan aşkına, şevkine, tarihe olan sorumluluğuna, ümmete olan sorumluluğuna, zamanındaki ashab-ı kirama olan şeyhanelik sorumluluğuna, bütün sorumluluk namına ne varsa, hikmet namına ne varsa, ıslahat namına ne varsa, Allah'ın teravih namazından murad ettiği ne varsa, onların hepsini cem ettiği bir 11 rekat. Alemler bahasının 11 rekatı. Şimdi 20 rekat kılın vesaire diyorlar. Şöyle kılındığı zamanlar olmuş. Er-Rahman, Allahu Ekber. 20 rekat kılacağız ya. Er-Rahman, Allahu Ekber. Allemehul Beyan, Allahu Ekber. 20 rekat kılınmış. 20 rekat kıl. Önün açık. Arz edeceğiz şimdi. İlk rivayetlerden başla. Burada eser ismi verdik. Buhari ve Müslim sultanlardandır dedik. Hadis-i şerifin bu kitaptaki yerini gösterdik. Buhari ve Müslim sultanların teheccüd bahsindeymiş. 6. cilt 11. bahis 47. teravih bahsindeymiş. Müslim sultanda da misafirin sefer namazı. Seferi namaz bahsindeymiş. Bunu zikredelim. Bunu kenara koyalım. Şimdi ümmetin meşhur eserlerinden en meşhur 5 eserinden biri Riyazu's Salihin eserinde yine Buhari ve Müslim sultanlardan aynı rivayeti bu zat almış ki herhalde ki Cemül Fevaide bazı cemaatler içinde kendi söylediklerine muhalif bazı rivayetler olduğundan. Çünkü 11 bin hadis-i şerif var. Evet. Çok muazzam. Yani asas da alimlere lazım. Yani müderrislere lazım. Talebelere lazım. Bazıları demiş ki bunu okumayın. Halbuki bu aziz bir eserdir. Ama tabii ki herkes altından kalkamaz diye söylediğimiz rivayeti tercih etsin, başkasıyla uğraşmasın diye onlara buna bakmayın demişler. Ama herhalde ki herhangi bir cemaat, herhangi bir şeyh efendi, herhangi bir alim Riyazu's Salihine bakmayın, başka şeyi tercih edin diyemez. Çünkü İslam tarihinde dediğim gibi 5 hadis imamı zikredilecekse birisi Hazreti Nebevi'dir.
İzah edebildim mi? Adı 6 tane diyelim. Ama eser hatıra gelecekse bu eser ümmetin daha çok kabulüne şayan ya da daha çok müracaat ettiği eserler içinde düşünülse belki 3. eserdir. Bu eserde de bu baskının 354. sayfasıymış. 574. sıradaymış ve Buhari Sultan'ın teheccüd bahsinde 16. cilt herhalde ve teravih bahsinde 1. 16. sayfa, teravih bahsinde 1. sayfada Müslim Sultan'ın da Salatül Musafirin yani sefer namazının 125. sayfasında bu sefer namazı bahsi 125. sayfada bu zikrediliyormuş. Bu metinle. Burada da bakalım. Ayşe validemiz ki hadisi şerif rivayetinde Resulullah'ın mahsus hayatını, hususen sünnet namazlarına ait, sünnetlere ait mahsus hayatını bilmekte Ayşe valide en kavi kaynaktır. Çünkü Resulullah aleyhisselam, sahibimiz aleyhisselam, şimdi bazısına bu da acip geliyor. Söylüyoruz, öyle şey mi olur diyor. Buraya geldi bir tane misafir. Halbuki tabi olan biridir. Kendisine tabi olunan biri değildir. Dedik ki burada hem geç kalmıştık mukabeleden sonra. Sünnet namazlarını ki her zaman söylüyoruz. Yatsının sünnetlerini alemler bahası evinde, devlethanesinde kılardı. Sünnet namazlarını evinizde kılın, evinizi kabirlere çevirmeyin diye emri fermanı vardır. Ve hususen gece yatmadan evvel son namazın yatılan yatağın yakınında kılınması gerektiği hem sünnet hem de ayeti kerimede de onlar ki secdeler ve kıyamlar ederek uyurlar ayeti fermanından dolayı son sünnetlerin kişinin yattığı odada yatağının yanı başında kılınması sünnettir dediği de bilmediği için hep camide kılındığından dolayı hemen reddetmiş. Bilmeden reddetmek kolaydır. Bunlar olduğu niçin bunu zikrettik? Sünnet namazlarını tespitte Ayşe valide kadar hiç kimse isabetli olamaz. Müşahit olamaz. Ayşe valideden gelen bir rivayet varsa ki bunu biliyorlar ama diyorlar ki Ayşe valideden gelen rivayet her gece namazına aittir. Ama Hazreti Buhari ve Müslim ve fi gayrihi diyor. Başka zamanda da diyor. Bunu zikretmiş bizzat. Yokmuş gibi nasıl bahsediliyor? Ya da bir alime sordum vesaireye sordum deyince mutlaka bir cevabı gelmiş olması lazımdır. Alimler bunları pek tabii bizden daha ezbere biliyor. Nice alimlerimiz var. Ezbere biliyorlar. Burada da aynısını okuyalım. Resulullah Aleyhisselam ne Ramazan'da ne sair zamanda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. Bak ne zikretmiş? Evet. Mâkâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezîdu fî Ramazâne ve lâ fî gayhî alâ ihdâ aşrete rekat. 11 rekattan fazla ne Ramazan'da ne sair zamanda gece namazı kılmazdı. Bunu Buhari ve Müslim sultanların yalnızca tercemelerinde değil, asıl metinlerinde de bu şekilde yazdığını arz etmiş olalım. Burada anlayalım ki esas rivayet, bizim tercih etmekte daha ciddi olmamız gereken rivayet bu 11 rekatlık rivayettir. Fakat Resulullah Aleyhisselam'da bir aziz huy var. Şöyle ki mesela Ayşe valide hac yolculuğuna çıktı. Dönüşte ya hac ya umredir. Önemli değil. Meselemiz o değil. Dönüşte dedi ki ya Resulallah bazen seferi olarak 2 kıldım bazen 4 kıldım. Farzları zikrediyor ha. Farzları. Bazen seferi kıldım bazen 4 kıldım. İyi yapmışsın Ayşe. Bak Resulullah'ın usulü. Kendinde o gücü bulmuş Ayşe valide. İyi yapmışsın. Halbuki ashab-ı kiram sünnet-i seniye muhalif diye bunu tenkit etmişti bu meseleyi. Ama Resulullah buyuruyor iyi yapmışsın Ayşe. Başka bir hadis-i şerif. Akşam ezanı okunuyorken ezanı duydu ashab-ı kiram. Akşam ezanında önce 2 rekat sünnet namazına durdular. Resulullah geldiler dediler böyle yaptık. Resulullah görmüştü halbuki de. İyi yapmışsınız dedi. Fakat kendisi öyle kılmadı. Fakat onlara cevaz verdi, destur verdi. Şeyh Nazım dergahında yani
zayıf rivayetleri dahi azimetten dolayı, hadisi şeriftir diye zayıf rivayetleri dahi icra etmek, o sünneti ihya etmek gayreti vardır. Tebrik ederiz. Şeyh Nazım Sultan'ın vallahi aşkın yazlar olsun, himmeti üzerimize olsun, hatırası baki olsun. Şeyh Nazım Sultan'ın bu sünnet icra ediliyor hala. Fakat Resulullah onlara kılmayın dememiş. Güzel, ne güzel yaptınız demiş. Fakat kendisi kılmamışlar. Resulullah'ın böyle bir usulü de var. Yani bu şimdi böyle olmaz diyenlere bir usul, bir esasta kabul etmeleri gereken bir prensip olduğunu hatırlatmak için bunu söylüyor. Çünkü bunu böyle söyleyen iki zatın da arkasında muazzam bir cemaat var. Muazzam. Burada bu iki rivayeti söyledik. Peki Hazreti Ömer Efendimizle ilgili gelen rivayet ne? Bu 20 rekat artı 3 rekat uygulaması ne zaman başlamış? Hazreti Ömer Efendimiz zamanında başlamış. Resulullah buyurdu ki aleyküm bis sünneti ve sünneti hulefai raşidi. Sünnetim üzere olun ve raşid halifelerimin sünneti üzere olun. Fakat bu herhalde şu demek değil. Aynı mesele için ikimiz de bir kelam edelim, siz onu tercih edin manasına gelmiyor. Benim zamanımda vuku bulmamış hadiselerle ilgili benden gelen rivayet yok ise, raşid halifelerim zamanından gelen rivayetleri tercih edin, benim sünnetim gibidir, onlara da sünnet deyin ihtarı var burada. Ama burada Ayşe Valide'den gelen bir rivayet var. Buhari Müslim gibi sahihayn sahibi iki imamdan gelen rivayet bu. Diğeri Hazreti Malik'ten geliyor. O da sahih imamlarımızdan. Fakat makbul imamlarımızdan. Fakat biz madem ki bu iş içinde iki ayrı rivayet var. Bizim için bu tenakus değil. Biz bunu hüsnü teville nasıl çıkacağız? Birazdan arz ederiz yine. Bilinmedik bir şey de değil. Ama madem ki niza var, o olmaz, bu olur denilen yerde niza vardır. Niza olan yerde en makbul kaynağa müracaat esastır. Hazreti Buhari'dir o da, Müslim dahi değildir. Madem ki tenakus var. Ve burada okuduk Buhari ve Müslim sultanların rivayetlerini Arapçasında ve fi gayrih diyor. Başka zamanda dahi 11 rekattan fazla gece namazı kılmadı diyorken ve biz 20 kılanları da tebrik ediyorken, bu da Resulullah'ın sünnetidir çünkü. Ziyade yapanı tebrik ediyorken bu kelam nasıl oluyor da 8 kılamazsınız diye çıkabiliyor. Bu sünnet-i seniyeye muvafık bir usul değil ve sünnet-i hadise muvafık bir kelam da değil. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında bir rivayet insanları toplaşmış gördü. Önlerinde bir imam vardı. Ubey bin Ka'b ve bir sultanım daha. Darimi Sultan. Bunlar ikisi de imamdı. Arkalarında cemaat vardı. Ne yapıyorlar? Böyle böyle. İnsanlar kaç kıldığını unutuyorlar. O yüzden bilen kıraati güzel bir imamın arkasında toplandı. Ne güzel bir bid'at diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Hazreti Malik'ten gelen bir rivayet. Bir ikinci rivayet. Hazreti Ömer gerek gördü ve bizzat Darimi ve Ubey bin Ka'b efendilerimizi vazifelendirdi. 11 rekat kılmaları için onlara ihtar etti. Bu da Hazreti Malik'ten geliyor. Bu rivayette Hazreti Malik'ten geliyor. O da bizim için sahih sahibi ve imamlarımızdandır. Bir rivayette 20 artı 3, bir rivayette 8 artı 3 yine Hazreti Malik'ten geliyor. Demek ki bunlar ikisi de rivayette var. Ayşe Validenin rivayeti sanki her geceyi arz ediyormuş gibi zikredilmesi bile bile yapılıyorsa bu af buyur kılsın ulan pezevenklerce sorumsuzluğuyla bir kelamdır. Af buyurun bunu pişevenk de yol gösteren demek. Af buyur bildiğiniz manada değildir. Ama ben bunu argoca söyledim. Çünkü o herhalde içten öyle geliyor. Kılsınlar ya, ne işleri var. Sanki Resulullah öyle demeyi bilmiyordu. Ya da kılmak güzeldir. Şimdi Ramazan bereket zamanıdır. Ama esas rivayet budur. Bereket almak isteyen de şunu yapsın. İkisi de makbuldür. İşiniz Allah'a kalmıştır. Biz ikisini de tebrik ederiz. Bak bu
tevildir. Tevilin hüsnüsü de olmaz. Hüsnü tevil diye bir şey yok. Tevilin kendisi hüsündür. Islah eder. İfsad etmez. Bir şey tevil ediliyorsa, o bir tevilse ıslah eder. Islah etmeyene zaten tevil denmez. Çünkü eğer bir hususta anlaşamaz iseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün. Ahsenu tevila budur diyor. Ahsenu en yüksek manasıyla söylüyor ahseni. Çünkü ahsenu amele kutbu alemin mertebesine ahsenu amel mertebesi zikrediyor. Burada da ahsenu tevila diyor. Hadiste, ayette özür dilerim. En güzel tevil işte budur diyor. Allah ve Resulüne işi arz edin. Bu ne demek? Sahih eserler demek bizim için şu anda. Bunlara muhalefet ciddiye alınmaz. Bilen kişiler tarafından. Bilmeyenler hürmet eder. Bilenler de hürmet ettiği bir zata karşı bunu nasıl savunacak derdine düşer bizim gibi. Anlatabildim mi? Ya ehli kemal işte velayet sahibi ama velayet sahibi bir zat hükmünde velicedir. Ama ilmin her meselesinde her şeyi bilir manasına gelmez. Herkes her şeyle de imtihandadır. Ama biz burada bir de veli zevatın sözü fakire göre o sözü ıslah edici değil. Onun tevilinin üzerine gidiyoruz. Hem dert çekiyoruz başımıza, hem bela çekiyoruz başımıza. Hem de burada kızarıp bozarıyoruz. Halbuki bu eser belli. Cübbeli Ahmet Efendi ezberden hadis söylüyor. Bin kitap çıkarmış, 3000 sayfalık hadis kitabı. E sen bunu ezbere biliyorsan metniyle niye gizliyorsun ya? Niye gizliyorsun abi? Yoktur diyor ya. Kılamazsınız diyor. Ve fi gayrih diye iki şeyde elfazda da Riyazü's Salihin'de de Cemül Fevaid'de de başkasına bakmak gereği duymadım. Çünkü Buhari Müslim diyorsa bitti. İnkar eden ispat etmek zorundadır. Ben inkar etmiyorum ki. 1000 tane şey getireyim. Ben zaten olanı kabul ettiğimi söylüyorum. Benim bir tane fakircağızın bir tane delil getirmesi yeter. 100 tane delili onların sunması lazım. İzah edebildim mi? Ya bu büyük bir meseledir. Ramazan-ı Şerif'te insanların salim kafa, salim gönül ile muamele etmesi gereken en önemli vakit olduğu için. Acabaları insanlardan gidermek, acabaları def etmek ya da acabaya lüzum bırakmamak eğer ki bir ay için lazımsa o Ramazan-ı Şerif'tir. O yüzden bu çok ciddi bir meseledir. Maalesef ki fakir bazı meşguliyetlerimden dolayı bunu Ramazan-ı Şerif'ten evvel arz edemedi. Olacaklar belliydi halbuki. Çünkü aynı şekil geliyor. Burada ne denebilir? Ey cemaati müslimin, ey kardeşlerim, ey insancıklar, ey hayrı arayanlar. Bu iki rivayet de vardır. İki usul de vardır. Birisi mesela şu 20 rekatı şundan dolayı ihsas ediyor olabilir. Çok güzel, belki şimdi çok arttı ama belki belli zamanda dünyada tek onların üzerine kalan bir emanet olarak 5 ayrı makamda 20 rekat Enderun usulü teravih kılma geleneği orada vardı. Şimdi arttı elhamdülillah. Bunun tevili için ve bunu ispat etmek için eğer 20 rekat lazım diyorlarsa ellerinden öperiz. O lazımdır. Çünkü hikmetleri de var. 5 ayrı makam pesten başlıyor tize. 5 ayrı gök alemi, 5 ayrı alemin her birinde şevkin artması, hazzın artması, 7 Allahu Ekber diye 7 gök tabakatının ikmali, böyle sırlar var o namaz içinde. Tamam. Bundan dolayı 20 rekat tertip edilmiş, bu tercih edilmiş. Fakire göre yaz Ramazanlarında o 2 rekatta bir ilahi, yani kısa ilahi okuyarak ve 5 ayrı makamı Sabah, Uşak, Hicaz, Eviç, Acem, Aşiran. Bu 5 makamı her 2 rekatta bir zikrederek, arttırarak da kılınabilir. Diğer şeye, rivayete de bu şekilde uyar. İzah edebildim mi? O son 3'te Acem, Aşiran okunur. Bu şekilde de uyabilir. Yani illa usulümüz bizim usuldür tutmamız lazım diye derken diğerini
İnkar etmenin manası yoktur. Gerekmez, buna lüzum yok. Gücü olan, zamanı olan, şevki olan 20'yi kılarsa zaten فَمَنْ تَتَوَّ اَحَيْرًا فَهُوَ اَحَيْرٌ لَا diye ayet Ramazan-ı Şerif için gelmiş. Bu infakta. Ya da fidye ödemekte, şunda bunda. Ama biz onu, hayırsa madem bu, dileyen hayrını arttırsın. Bak ayette de diyor deriz, hüsnü tevhille bu işin içinden çıkarız. Dedik ya, hüsnü tevhil değil, tevhilin kendisi hüsündür zaten. Böyle söylenebilir ya da böyle de yapılabilirdi. Hususen de biz gibi bütün ihvanımız 10 kişi, 15 kişi elhamdülillah mukabele tutan, onları da geceliğin işlerinden güçlerinden gelmesini beklediğimiz bir mesai içerisinde bizim Resulullah'ın 8 rekat söylediğine bu hayat kadar ihtiyacımız var. Ramazan-ı Şerif'te. Hamdolsun ki o kamiller kamilidir. Lazım geleni Allah onunla söyletmiş ve yaptırmıştır. Elhamdülillah. Ve bu eserler gibi bizim muhkem kaynaklarımız var. Hamdü senalar olsun. Tamam. Yoksa bocalar dururduk. Avrupa'da vesaire yerlerde oruç tutanlar gibi bir cemaat söylüyor ki bu Diyanet'in takvimi yanlıştır. 2 saat evvel başlar imsak. Adam namazı kılıp eve kendini zor atıyor ki 3 tane zeytin yesin. Sonra da bu din kamil diyorlar. Bir de bunu gayrimüslim memlekette insanlar niye Müslüman olmuyor ya da çocuklarımız niye kaçırıyoruz diyor oradakiler. Buradaki 8 rekat olmaz diyen adamın da tek dergi gençler nasıl dinden çıkıyor, nasıl deist oluyor. Ya derdin buysa arkadaş kolayı niye söylemiyorsun ya? Sürekli yokuşu niye söylüyorsun ya? Sevimsiz bir şeyle de karşılaşmak isteme. Dedi ki anne babasına dua edip Fatiha okuyoruz ya. Kendisini bırak. Niye bu gizlensin ya? İnsanlar niye zorda bırakılsın ya? Ne hakkınız var ya? Buna ne hakkınız var? Bu cüreti kendinizde nasıl görüyorsunuz ya? Saklama cüretini. Ya da bir şey varsa tevil edeyim. 3 kelam fazla söyleyip biz bundan dolayı 20 rekatı tercih ediyoruz. Bizim usullerimize bu uyuyor. Gücünüz varsa kılın. Kılmazsanız 8 rekat Resulullah buyurdu. Allah onu da hiç değilse adam gibi kılın. Biz 8 rekat kılıyoruz ama 1,5 saat sürüyor. Er-Rahman Allahu Ekber. 1 rekat mı bu? Allemehul beyan Allahu Ekber. 1 rekat mı bu şimdi? Ramazan-ı Şerif'te insanlara namazı sevdiremeyeceksek ne zaman sevdireceğiz? Bu da çokla, kesretle değil, hazla, zevkle, kıvamla, kıymetle, kaliteyle af buyur. Keyfiyetle, kesretle değil ki, kemmiyetle değil ki, sayıyla değil ki ya. Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiye buyurduğu tesbihatlar en uzunu 100 sabahta 100 akşamdadır. Resulullah kimseye binler tesbihat dahi tavsiye buyurmadı. Bakmayın biz şimdi binler taneyle terbiye olamıyoruz. Mecburuz. Ama burada bir sır olması gerekir. Resulullah en fazla tesbihatı, namaz tesbihatlarını 650 tane günde söyledi. Biz niye 65 bin tane veriyoruz? Ya da biz niye 7 bin ile başlatıyoruz da kimseyi terbiye edemiyoruz diye. Düşünmek lazım geliyor. Anladık ki Resulullah keyfiyete işaret etti, kıymete. O kadar tesbihatla deniz köpükleri kadar günahınız olsa dökülür. Ey ashab-ı kiram demedi. O bir prensip olarak onu zikrediyor. Belki şu zamana da şamil ama inanmıyoruz. Yetmez bize diyoruz. Çünkü elimizde işte gözümüz oynaştadır. O da var. Ama ilkin inanmamız gerekiyor ki zuhur etsin, tecelli bulsun. Yetmez bize şu zamanda diyoruz. Resulullah 8+3 kıldı. Çok uzun kıldı. Kendine yaraşır gibi. Biz de kendimize yaraşır gibi kılalım. 20 kılan yine kılsın. Biz sabah namazında Resulullah İbni Mesud gibi bir zat. Diyor ki az kalsın namazı bozup arkasına oturacaktım. O kadar kıyamda durdu. Yoruldum diyor. Resulullah'ın şimdi sabah namazı böyleyse biz sabah namazını niye 8 rekat kılmıyoruz? Niye arttırmıyoruz? Resulullah'ın 8'i, bizim 8 rekatımız onun 1 rekatına denk gelir deyip arttırmamız mı lazım geliyor? Niçin buradaki rivayet 8 iken yok diyoruz? 2 rivayet de var deyin. İkisinden birini seçin. Allah selametler versin deyin. Çok kolay şuna dikkat etsin. Madem mürşidane konuşulacaksın.
Çok 20 kılan şuna dikkat etsin. 8 kılan buna dikkat etsin. Yazın kılan şuna dikkat etsin. Kışın kılan buna dikkat etsin. Mukabelesini öğlenleyin ikindide kılan. Cemaati kalabalıktır, o şevki bulur. Bizim gibi az değildir. Buna dikkat etsin. Mukabelesini akşamleyin bir saat boyunca yapanlar da şuna dikkat etsin. Mürşidane olan bu. Islah eden usul bu. Bilmek de böyle olur. Bilmek budur. Bilmek budur. Faydalı bilmek. Ezber etmek çoktur, kıymetlidir. Kıymetlidir. Ezber de kıymetlidir. Aziz bir İslam mirası. Ama senin yolunu düzemiyorsa, önünü açamıyorsa ona ilim denmez. O kişiye de alim denmez. Yani burada müceddit, müçtehit demeyi bırak, alim demek için dahi. Bir İslam büyüğü diyor ki, ayağına bakar, 5 dakika sonra gel ayakkabını al ya da mesini al der, ona lazım geleni yapar ve verir diyor. Ayaktan niye kasıt verdi? Yürüyecek yolunu düzer demektir. Bir kere o yok, bu olmaz. Bu İslam'ın usulü değil, Resulullah'ın usulü de değil. Bu nafile yapılan bir ibadet ya. Başka bir rivayet var. Cebretmemek üzere diyor Ramazan'da. Kesinlikle cebretmedi diyor. Hatta bir rivayet var. Her gece dahi kılınmasına bizzat söylemedi çünkü dinlenmek de lazım geldi diye diyor. Aynı kitaptaki rivayetler bunlar. Ama ey insü can, şu an bizim ibadet-ü taatın nuruna hususen Ramazan-ı Şerif'te çok ihtiyacımız var. İlkin adam gibi oruç tutalım. Orucu zayi etmeyelim. Ondan sonra iftarımızı hafif edelim. Ondan sonra da sayı gayrete sarılalım. Gün bugündür. Ellerinizden öperiz. Burada şu yok, bu olmaz diye bir kelam var mı? Şunu diyebilirsin. Oruçluyken öğle yemeği yemezsin. Bu olmaz. Bu kadar. Anlatabildim mi? Kişinin mecbur olduğu kadar ilacın zamanında alınmasıyla ilgili dahi zamanımıza uygun bir fetva çıkmalıdır. İzah edebildim mi? İlacını alır, ağzını ıslatmak gerekiyorsa o kadarla ıslatır, 11 tane istiğfar verirsin adama, 40 istiğfar verirsin. Yemek yememiş, doymak için yapmamış, mide doldurmamış. Hazreti Gazali'de var, bir şeyle midesinin içerisine hap bırakılırsa diyor. Öyle bir zahmete ne lüzum var ki? İnsan hasta ya, hastaysa tutmasın ama şevkine tutunmak istiyor. Ben diyor bunu yaparsam tutabilirim. Onunkine de desinler ki oruç olmaz ama perhizdir. Ama Ramazan'daki bir perhizdir. Bereket bulursun. İzah edebildim mi? Doyacak gibi değil. Ağzını ıslat yeter. Ardından bir şey yeme. Mecbur olmadan hiçbir şey alma. İnsanların Ramazan'daki bu mesai ihtiyacı var. Tecdid olacaksa tecdid böyle olur. Dini mi yıkar bu iş yoksa imar mı eder? Bir düşünürüz. Düşünmek lazım gelir. Ama bizim gibiler hemen yazındık olur. Ya da Ali El-Murtaza'yı da çok seviyor zaten. Bunlar ehli sünnet değil. Bunlar ötüyor olur. Eyvallah deriz. Gözlerin açılacağı günü bekleriz babacığım. Gözlerin açılacağı günü bekleriz. Sabrımız var elhamdülillah. Biz zaten bir şeyiz demiyoruz ki. Onu iddia edenlere söylemek lazım. İddiası olmayana sen şusun ya da bu değilsin. Eyvallah. Ben bir iddia mı etmişim ki? Ama Ehl-i Beyt muhibiyim. Onun ispatına varım her yerde. İmanımın ispatına ihtiyaç duymam. Saçım ve sakalımın rengi kafidir. İş bize döndü, şeytan döndürmesin. Allah nefsten uzak etsin. Vicdanla, izanla, ıslahatla bu işleri çözmek iyidir. Vesselam. Şimdi efendim, bu kadar hararetten sonra Hacı Nasreddin-i Kübrevi Sultanımın mürşidane fıkralarından biraz okuyalım. Sıkıldınız mı acaba? Bak burada 113 tane latife koymuş. Çok aciptir mesela bu. Bu sayı ne sayısı biliyor musunuz? Enbiya suresi 112 ayettir.
Besmele-i Şerif'i bazı mezhepler ayet kabul eder, bazı etmez. Biz Besmele-i Şerif'i ayet kabul etmeyenlerin tasnifinde Enbiya suresini 112 gördük. Ama Besmele-i Şerif ayettir diyenlerle buradaki gibi 113 ayettir. Burada da 113 latife var. Herhalde böyle bir şey gözetmiş bunu yapan zat. Çok acip. Mesela biz de bazı mertebede salavat virdi olarak 314 tane demişiz. Halbuki öyle ebced hesaplarıyla da işimiz yoktur. Sadece onun için. Sebep ne? 314 tane Resul ve Nebi'nin hatırı orada işareten gözetilmiş olsun diye. İzah edebildim mi? O 114 sure ayrı. Enbiya suresi, Enbiya suresi 112 ayettir yanlış hatırlamıyorsam. İşte Besmele-i Şerif ve bazı 113 der ona. Çok acipti orada Enbiya sayısıdır. Çünkü ondan sonra orada Davut Aleyhisselam'a kadar ki mertebe zikredilir. O da 110. zattır. 110. zattır. Ondan sonrakiler çünkü Resul Nebi'dir. Bunlar Nebi'dir. Sonrakiler Resul Nebi'dir. O sureden sonra Hac suresi başlar. Çünkü Hac hududunda olanlar, Umre ve Hac hududunda olan zat 5 tane Nebi. Onlara da Resulen Nebiye deniyor. Tamam mı? Çok ince. Aman yarabbim. Şimdi oralara girmeyelim. Peki. Latife 1. Huu sultanlarım, destur, himmet. Hacı Nasreddin Sultanım'a da ilk Hazreti Piri Mevlana Sultanım, ondan evvel babası Aziz Bedir-i Şerif'i Sultan-ı Ulema Sultanım Hazretlerine ve yine adaşı torunu Sultan Veled Efendim Hazretlerine Bahaüddin-i Veled aşkı niyaz ederiz, himmetlerini dileniriz. Biraz evvel de gerek üzerimizde mesaisi olan sultanımıza, gerek de ümmeti Muhammed namına aleyhisselam hizmet veren, gayret çeken, dert çeken efendiye de eğer bir hürmetsizlik ettiysek onlar da affetsin. İlkin Rabbim affuyursun. Ama söylediğimizi hakikat perestlik namına ve bir şeylerin ıslahı namına söylediğimizden de hamdolsun ki şüphemiz yok. 9 akçe. Bir gece rüyasında Hacı'ya 9 akçe vermişler. Çok aciptir bu bak. Bunlar maksatlıdır zannediyorum. Çünkü bu daha ilk latife. Halbuki Neml suresi başında diyor ki şu 9 ayetle Firavun'a git diyor. Salihlerin mertebesidir o. Çünkü ardından Salih Aleyhisselam ve onun kavmi içinde ıslaha yanaşmayan 9 çete vardı. Yani 9 büyük günaha işaret eder. 9 büyük günahın ıslahına da salih zevata, hakiki şeyhlere destur ve kudret verilmiştir işareten de Neml suresinin başında, ilk sayfasında şu 9 ayetle beraber, 9 ayet diyor Kur'an'da. Ona 9 mucize diye çevirmişler. Ama Kur'an'da bizzat 9 ayet de birçok hikmeti var. Açmayacağım şimdi. Onunla beraber Firavun'a ve ehli kavmine git diyor. Burada da 9 akçeyle açtı iş. Andaki salihlerin eseridir. Hazreti Hacı Nasreddin salih, kamil bir şeyh efendidir. Bu hürmeti gözetin ve Kur'an'ın hürmetini ve Süleyman'a verilen ve Davud'a verilen aleyhisselam ilmi mantıkı tayrı kuş dilini anın ve onlara hürmet edin. İrfan dilini ihsas ediyoruz. Erenlere, meşayiha, pirana hürmet edin diye ihtar diye anladım bunu fakir. Nasıl ki Hazreti Piri Mevlana'nın Bişnev İzney beyanındaki B harfini Tuğrul Efendi'nin büyük dedelerinden İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri B harfinde Besmele'yi işaret etmiştir. B harfinin kendisiyle dediği gibi. İzah edebildim mi? Burada da 9 akçe beyanıyla başlıyor. Çok acip. Bir gece rüyasında Hacı'ya 9 akçe vermişler. Hacı 9 olmaz, 10 akçe olsun derken uyanmış. Bakmış ki elleri bomboş. Hemen gözlerini kapatıp elini uzatmış ve gelir, getir tamam 9 akçe olsun demiş. Bakalım sultan şimdi bunu nasıl olur tevil edecek.
Bu fani dünya rüya gibidir. Hay benim sultanıma. Elimizde bulunan para ve dünyalık şeyler de öyledir. Kavgayla bağırıp, çünkü bak sabahleyin diyor burada. Es-subhu bi karib. Melekler ne dediler? Lut kavmi için. Sabah da yakın değil mi? Kıyamet sabahı diyor. Es-subhu bi karib. Uyuyana uyanamamak kadar yakın. Bize bir nefes kadar yakın. Amel defteri kapanana vakti çok uzak olsa da çok çileli bir bekleyiştir. Ve artık defterine bir şey yazılmaz. Sen onun kıyametini kopmuş bil. Çünkü defter sırlanmıştır. Es-subhu bi karib. Vel isbah diyor. Sabahın Rabbine diyor. O kıyamettir. Ya göçmeden evvel hazretler gibi ikmal edersin. Müşahede mertebesine varırsın. Kıyametin kopar. Göçmeden evvel. Ölmeden evvel ölür. Dirilmeden evvel dirilirsin. Kıyameti yaşarken yaşarsın. Ve hesabını şimdiden verirsin. Sultanlar gibi. Ya da göçtükten sonra. Ama iş hep sabahtadır. Sabah olunca baktı ki eli boş. Kalem suresinin şerhi gibidir. Sure-i Kalem'in şerhi. Yahut Kehf suresinin 30 ve 45. ayetlerinin arasının şerhi. Ya da Aziz Seyyid'in zikrettiği gibi. İşte bu sırrı Kur'an'dır. Küllemen aleyha fa'andır. Ne el var, ne akçe var. Ne el var, ne akçe var. Bak bu daha aziz. Daha doğrusu daha vurucu ve daha kısa anlatımlı. Daha kavrayıcı böyle. Seyyid Seyfullah Hazretleri. İşte bu sırrı Kur'an'dır. Küllemen aleyha fa'andır. İki kapılı bir handır. Genel göçer. Gelen göçer, konar olmaz. Ne söyledik burada? Kalem suresi şerhi. Kehf suresi 30-45. Ayetler arasının şerhi. Hatta Rahman suresindeki şu ayetin şerhi. Küllemen aleyha fan ve yebka vecihu rabbike zül celali vel ikram. Bu fani dünya rüya gibidir. Elimizde bulunan para ve dünyalık şeyler de öyledir. Kavgayla bağırıp çağırma ile daha çok toplamayı hırs ve gayret etmeyip elimizde rüya gibi bulunan parayı ve malları uygun yerlere sadaka, ihsan ve hayır hasenata bol bol harcayın. Hu benim sultanım. Yarın ahirette uyandığımız vakit eliniz boşa çıkmasın diye uyarıyor ve nasihat ediyor. Bir tane daha okuyalım mı? Hu benim sultanım. Çok da bu da kerameti bir şeydir. Yani diyorlar ya bazı Mevlevi zevatı ki onlar Mevlevi hatıratına ve asarına hakim kişilerdir. Onlardan bir zat-ı şerifeye sordum. O hazrete ait olsaydı bilinirdi bizce diyor. Ya da biz büyüklerimizden de bu esere dair bir şey duymadık diyor. Ama eğer ki Sultan Veled'e ait olsaydı bir de şöyle bir kerameti ihsas edecekti. Maalesef şimdi bazı gabiler, kabalar bir şeyleri yalnız güçle, yalnız bağırıp çağırmakla, yalnız sertlikle ikame edeceğini zanneden bazı mezhepler haşa Hazrete, Hazreti Mevlana'ya ve birçok şeyler söylüyorlar ama bir de şu ciheti söylüyorlar. İşte Nasreddin Hacı ile Hazreti Mevlana dargınlardı, birbirlerini hiç sevmezlerdi. Allah eri bunlar. Birbirini hiç sevmeyen Allah eri olur mu? Ama meşrebi uyar uymaz. Hazreti Mevlana Sultan biraz daha ekabir meşreptir. Daha avami meşreptir belki Hacı Nasreddin. Vazifeleri öyledir. Allah vazifelerini öyle ettiği için onları öyle tertip etmiştir. İzah edebildim mi? Ayağında nalını olmayan Veysel Karani mi etti ikisi de şimdi? Hepsine de canım feda olsun da. Biri ekabir aşkın sultanı, biri avamın nüktedanı. Toplasak ikisi, neyse bunu böyle söylemek istemiyorum şimdi. Ayağı çarıksız bir veys mi ettiler? Hayır. Hepsi de haktır. Hak söyleriz. İsimler de, isimlere de hu deriz. O da ayrı mesele. Yani böyle mukayeselerle, bilmem nelerle
inananların ya da sofi meşreplerin biraz akıllarını, kalplerini ama isteyerek ama istemeden bulandırıyorlar. Sanki bu söylenenlere de hayır, onlar arası hiçbir zaman öyle olmadı. Erenler arası meşrepler farklı olsa bile, biri birini daha çok sevse, birini daha az sevse dahi, birbirini sevmemek onlarda olmazı ihsas için, işte ben Hazreti Mevlana'nın oğulcağızı Sultan Veled dedikleri fakir, işte Hazreti Hace'nin fıkralarını burada şerh ediyorum. Böyle bir şey olmadığını ihsas için dese bu da mükemmel olurdu. Şimdinin bazı gabilerine, kabalarına cevap olmuş olurdu. Hocanın vaazı. Eskiler şöyle rivayet eder ki, Hacı Nasreddin Efendi, rahmetullahi aleyh, ona Kuddise Sırruh denir. Çünkü kendisi dervişlik yolundan gelmiş, Kübrevi tarikatine mensup bir şey efendi hazretleridir. Kuddise Sırruh denir ya da Rahimehullah denir. Rahmetullahi aleyh. Evet denir tabi o da denir ama alim ya da ulema sınıfından gelenlere daha çok böyle söylenir. Bir gün vaaz için kürsüye çıkıp, ey Müslümanlar ben size ne diyeceğim bilir misiniz demiş. Cemaat bilmeyiz deyince hacı, siz bilmeyince ben size ne söyleyeyim demiş ve kürsüden inmiş. Burada bir nükte var ama hazretlerine ben söylemek istemem. Eğer ki o temas etmişse zikretmeyeceğim ama değilse desturla zikredeceğim. Ey Allah'ım ya. Hacı bir gün yine kürsüye çıkıp ey Müslümanlar ben size ne söyleyeceğim bilir misiniz demiş. Cemaat bu sefer hep bir ağızdan biliriz deyince hoca siz bildikten sonra ne söyleyeyim deyip kürsüden inince cemaat şaşırıp kalmış. Aralarında bir dahaki sefere bazıları biliriz bazıları bilmeyiz demeye anlaşmışlar. Tövbe Allah'ım yarabbim. Ahbe Sultan senin huzurunda niyaz da bize vacip oldu. Rabbim inşallah Aksaray'a Ankara'yı bu zaman bizi yolcu eylesin. Hacı bir gün yine kürsüye çıkıp ey karındaşlar ben size ne söyleyeceğim bilir misiniz diye cemaatten bazıları biliriz bazıları da bilmeyiz demiş. Bu sözler üzerine hoca ne güzel bilenler bilmeyenlere öğretsin demiş. Bunların hepsi alemler bahasındandır. Bilenler bilmeyenlere söylesin. Biliyorsunuz veda hutbesindendir. Ola ki dinleyen söyleyenden daha iyi anlamış olur buyuruyor. İyi kavrayın sözümü burada ki söyleyesiniz buyuruyor. Ondan evvelkini de bakalım sultandan evvel söylemek istemiyorum. Yani Hacı Efendi işaret buyuruyor ki iki türlü vaaz vardır. Bunlardan biri söyler vaaz, biri söylemez vaazdır. Ama söylemez vaaz söyler vaazdan daha etkilidir. Bak muhteşem. Mesela gasıl kürsüsüne çıkarılmış mevtanın hal diliyle insanlara neleri nasihat ettiğini siz anlayın. O ölüden onun halinden nasihat alın, ibret alın, susun ve ölmeden evvel ölün, sırrına nail olun diye işaret ediyor. İkinci seferde de madem ki sizler hakikatleri biliyorsunuz, niçin bildiklerinizi amel etmiyorsunuz? Hal böyle olunca ben size ne anlatsam tesiri olmayacak ve akıllı kişi ancak gerektiğinde konuşur fehvasınca, bilginizle amel edin, ilminizi ziyadeleştirin, sözü uzatmanın gereği yoktur demeyi kastediyor. Muhteşem. Üçüncü defa ise alim olan da amel olmadıkça vaaz ve nasihat tesir etmez. Bir mürşidi kamil bulup bilmediğinizi öğrenin ve bilmeyenleri de irşad edin demeyi murad etmişlerdir. Eyvallah. Çok güzel. Pek hikmetli. Ben fakir desturla iki sultanımdan da şunu arz edeceğim. Resulullah onun derviş gibi eğittiği Muaz bin Cebel Sultan'a, yanlış hatırlamıyorsam, Muaz Sultan'dı. O dervişi gibiydi. Resulullah'ın yanından ayrılmaz. Bilir misin ya Muaz? Allah ve Resulü daha iyi bilir derdi. Belki bu cevabı almak istemiştir. Biraz evvel gördün mü? Bu da bir kerameti, Hazretlerin kerameti. Biraz evvel çünkü bir buçuk saat evvelki meselemizdi bu. Bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Nice bilsek sizin kadar bilmeyiz bak bu da. Kim bilir siz bize ne söyleyeceksiniz? Bilsek ziyade etse fena mı olur? Bak
güzeli söylemeye nice kelam var değil mi? Ama fakiri söyledikleri Sultan Veled Sultanımızın kadar hikmetli değil tabi. Onlar esas üzerinde çok düşünmek lazım geliyor. Evet. Üveys dedik ya, Üveys Sultan'dan. Çok az konuşurdu Üveys Sultan. Meşhur Üveysel Karani. Karenli Üveys. Karenli Üveys. İsmi kimyamızı allak bullak etmeye yetiyor. Karenli Üveys böyle bir zat. Ya da anlayamadığımız, anlatamadığımız ne varsa. Allah şefaatine nail eylesin. Onu konuşturmaya çok uğraşırlardı. Fakat meşrebi yalnız gezmek, zaten deve çobanı, çok az konuşmak, çok ibadet etmek, çok tefekkür etmek, kanaat etmek. Bin deveyi bir akçeye güderdi, onun da nısfını zekat ederdi. Böyle yaşamak. Koca Üveys. Geliyorlar diyorlar ki, ya şeyh, evvelde yaşı büyük, yaşı geçkince ya da istifa edilmiş. İhtiyar edilmiş, muhtar edilip, seçilip insanlar içinde bu çokça yaşasın, tembih etsin, tembih olsun millete diye seçilenlerden ihtiyarlara işte ya şeyh diye hitap edilirdi. Sonra da o şeyhler bildiğimiz manada şeyh diye hitaba muhatap oldular. Ondan evvel de hadis alimlerine şeyh diye hitap edilmek başladı ilim camiasında, İslam geleneğinde. Geldiler ona, ya şeyh ne olur bize nasihat et. Yahu bunu size söyleyecek kimseyi bulamadınız da mı bana geldiniz? Ne olur beni bırakın. Seni bırakırız ama bir kelam et bize. Allah'ı biliyor musunuz? Biliyoruz. Başkasını bilmeseniz de olur dedi. Gitti, hayran kaldılar. Peşine koştular. Ne olur bir tane daha söyle. Allah sizi biliyor mu? Biliyor. Başkası bilmese de olur. Bütün dervişliği bu iki cümlede takdim buyurmuş avucunun içiyle Hazreti Üveys. Aman ya Rabbi. Sadaktum ya Şeyhain. Ya Hazreti Üveys'e karani. Salaten ve taziman kâfet-i mezevatan alişan ecmeyin. Alel husus Hazreti Seyyid-i Mursaline ve İmam-ül Muttakine ve Rahmeten lil Alemin. وإمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة وحبيب أديب زيشان وياور أكرم الرحمن حضرة أحمد محمود محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام وسلام الله عليهم وإخوانه من النبيين سلام الله وسلامات الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Hayırlar fethine, şerler define, günahlar affına, ayıplar setrine, insucan necatına, aşık al muslatına, Hazreti Seccadımın şahsında, cemiye hanedanı Mustafa sultanlarım ve bittasi son iki imamlar sultanlarıma, Hazreti Eyüp sultanımın şahsında cemiye eshab-ı güzin sultanlarıma ve yine ez cümlesi namına, Hazreti Hazarat-ı Hamse-i Ali Aba ve Çehariyar-ı Güzin ve Hazreteyn-i İmameyn-ül Hümameyn ve Ehl-i Bedir ve Ehl-i Kerbela ve Ehl-i Suffe ve Ehl-i Biat-ı Rıdvan sultanlarıma aşk-ı niyaz arz-ı tazim, Cemil Piran Zammel Evliyaullah sultanlarımın namına, Hazreti Piri Cerrahi sultanım ve Şeyh-i Muradi sultanlarıma niyazlarımızın, İhtimam ihtiramlarımızın arz olunmaklığı, cümlesinin keremlerinin, himem-i destekgiriyelerinin, feyz-ü bereketlerinin, hıfz-i himayelerinin, alakayı sultanilerinin üzerlerimize sayaban, kızlarımın üzerlerine de Hatice validemin, İttahsis valide, Fatıma Tezzehra-i Hayrun Nisa validemin, biricik halacığımız, çekip çevirenimiz, Hazreti Zeynep binti Fatıma validemizin, halacığımızın keremlerinin, ve cümle ziynetlerinin de takdim buyurulmaklığına. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen.
Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hazreti Seccad tekabbelina kerem mevla bismizatike ya Allah. Selamun aleyküm efendim. Fi emanillah. Tekrar görüşmek üzere inşallah.